Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi, lojistik ve sanayi altyapısıyla yatırımcıların cazibe merkezi haline geldi. Büyümesini sürdüren Çerkeş OSB'de, Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi'nin yapım sözleşmesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KUSKA ile Çerkeş Belediyesi arasında imzalandı. Protokol imza törenine Vali Abdullah Hayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, AK Parti İl Başkanı Abdülkadir Çelik, KUSKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve seçkin davetli topluluğu katıldı. Bu projeler mantıklı ve doğru olduğunda sürdürülebilir ve geleceğimiz olan neslimize en iyi iş imkanları sağlamış oluyoruz. Mesleki eğitim projesiyle şu an organ sanayi bölgemizde faal olan 11 tane sanayicimiz işletmesi devam ediyor. 38 parselimiz var. 38 parselin 16'sının da şu an projesi ve tahsisleri yapıldı, devam ediyor. %70'i organ sanayi bölgemizin doluluğu mevcut ve şu an mevcuttaki sanayicilerimizle beraber 100 milyon dolar bir yatırım yapılmış. 1200 çalışanımız da gelişen bölgemizin, ivme kazanan organ sanayi bölgemizin ilçemize ve bölgemize ve Çankırı'mıza çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz ve bu konuda heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle 2014'te belediye başkanı olduğumuz ve organ sanayi bölgesi başkanlığını aldığım tarihten itibaren çok hızlı bir gelişme gösterdi organ sanayi bölgemiz. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. 2014'te 1200 dönüm arazi üzerinde 1000 dönümü çöplüktü. Özel idaremizden Allah razı olsun Sayın Valim, 26 araç belediye ile beraber, böyle çevre belediyelerle beraber 26 günde çöplüğümüzü temizledik. Ve bugün bölgemizde gurur duyacağımız, sanayicilerin yoğun bir şekilde yatırım yaptığı bir organize sanayi bölgesi ikinci etabıyla şu an faal. Altyapısını tamamen tamamladık. Organize sanayi bölgemizin doğalgazından, suyundan, kanalizasyonundan, elektriğinden tamamı yollarla beraber şu an yatırımcıların emrinde. KUSKA'nın biz bugün kullandığımız sözleşme imzalanan projemiz üçüncü projemiz. İlk projemiz doğalgaz projemizdi. Projemizi onayladıktan sonra hızlı bir şekilde organize sanayi bölgemizi gerçekleştirdik ve bugün her parselde doğalgaz kullanılabiliyor. Yatırımcımız yatırım yaptığı an doğalgazı bağlatabiliyoruz. İkinci projemizde geçen yıl imzaladığımız Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Bey'in de imza töreninde bulunduğu Işıklar Konağı'nın restorasyon projesi. O proje de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Nasip olursa 1,5 ay gibi kısa bir zamanda onun da Sayın Valim inşallah açılışını yaparız. Üçüncü projemiz de bu. Önemli olan proje yapıp kağıtta bırakmak değil, projeyi uygulamak ve gelecek nesillere aktarabilmek. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılında kadınların ve gençlerin iş gücü potansiyelini arttırmaya yönelik bir sonuç odaklı programı tasarladık ve hayata geçiriyoruz. Bu program kapsamında gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir dizi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu program kapsamında Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi ile çalışmalarımızı yürüttük ve bir proje geliştirdik. İmalat sanayinin geliştirilmesine yönelik ileri seviye mesleki eğitim merkezi kurulması projesini tasarladık. Bu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yerelde de uygulamasını kalkınma ajanslarının yürüttüğü sosyal gelişmeyi destekleme programına sunduk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da kabul gördü ve desteklenmeye de hak kazandı. Bu proje kapsamında metal teknolojileri, ileri seviye kaynak teknolojileri, CNC operatörlüğü, çorap makineleri operatörlüğü, forklift operatörlüğü ve temel makine bakımına yönelik gerekli her türlü eğitim altyapısı bu proje kapsamında hayata geçirilecektir. O zaman sürecinde organize sanayi bölgesinin durumunu çok iyi bilenlerdenim. Bugün de en iyi görenlerdeniz.
Bugün 1200 çalışanımız var. 11 tane fabrikamız var. İnşallah bu adedi artıracağız. Derdimiz Çerkeş'i, derdimiz Çerkeş'in köylerini, mahallelerini imar ve ihya etmek. Bu anlamda da Çankırı biliyorsunuz öncelikli bölgelerde olduğu için, kalkınmada öncelikli bölgelerde olduğu için ve organize sanayi bölgesinde bulunmasından dolayı teşvikte 6. bölge teşviğine alan bir nokta. Tabii ki bizim de batıya doğru en son kapımız Çerkeş. Burası bir cazibe merkezi. Yanımızda Düzce var. Düzce'de de 6. bölge teşviğinden faydalanılıyor ama Çerkeş'te insanlarımız geldi, yatırımcılarımız geldi. Burada yatırımlarını yapıyorlar. Sağ olsun Varank Bakanımız da bu konuda bizim her daim yanımızda ve bizle beraber hareket ediyor. Tabii burada bir elektrik problemimiz var. Yatırımcılar geleceği zaman sordukları en önemli sorulardan birisi işçi meselesi, diğeri de elektrik meselesi. İşçiyle ilgili ben çok teşekkür ediyorum KUSKA ve burada organize sanayimizin yan yana gelerek nitelikli ara eleman eksiğini hallettikleri için, bu noksanı ortadan kaldırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de hükümet olarak, AK Parti olarak inşallah elektrikle ilgili sıkıntıyı en kısa sürede halledeceğiz ve yatırımcılarımızı, Çerkeş'te yaşayan hemşehrilerimizi, Çerkeş'in köylerinde yaşayan hemşehrilerimizin sorunlarını en kısa sürede kapatacağız. Tabii ki verdiğimiz sözler var. Bunlardan birisi de Çerkeş Tüneli ile ilgili gündemdi. Çerkeş Tüneli'nde şu anda asfalt çalışmaları devam ediyor. Bunu yakinen de takip ediyoruz. İnşallah da kış gelmeden Çerkeş'te hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak diyorum. Odalar ve Borsalar Birliği'nin malumunuz birkaç yıl önce meslek lisesi memleket meselesi diye bir sloganı vardı. Çok da haklı bir slogandı. Çünkü karşımızda şöyle bir tablo çıkıyor. Sahada bir tarafta, diğer tarafta da işçi bulamayan bir işveren profili var. Bu iki eğriyi bir türlü kesiştiremiyoruz. Onun için bu da belki eğitim sistemimizde sanayinin tam olarak istemiş olduğu nitelikli elemanları yetiştiremememizden kaynaklanıyor. Veya çocuklarımızın pratik eksikliğinden. İnşallah birazdan protokolü imzalanacak, arkasından da hayata geçecek olan bu tesis, bu alandaki açığı kapatmaya, Çerkeş'teki istihdama, üretime katkı sunmak için büyük bir pozitif katkı yapacaktır. İmza töreninin ardından organize sanayi bölgesine geçen protokol üyeleri, daha önce yer tahsisi yapılmış olan 3 yeni fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Vali Abdullah Ayaz, bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. Çerkeş organize giderek büyüyor. İnşallah bu tesislerin açılışlarını yapmak da bizlere kısmet olur. O zaman da hep beraber gelir, burada kurdeleyi keser. İçerisinde çalışan arkadaşlarımızı, üretimi, istihdamı hep beraber görürüz. Pirinci ailesi şu anda aktif olarak zaten İstanbul'da 600 çalışanı ile beraber ve yıllık 100 milyon dolarlık yaklaşık ihracat rakamlarıyla beraber çalışmalarına devam ediyor. Pirinci ailesinin yatırımlarını şu an aktif olarak Çerkeş'te başladı. Şu an 2017 yılında ilk fabrikamız olan Pirinci Bujiter İmalat Sanayi 3 yıldır burada üretime devam etmekte. Yani şu anda aktif olarak 130 çalışanıyla beraber. Burası da 3. temelini attığımız fabrikamız. İltex Ambalaj Ürünleri Fabrikası. Buradaki hedefimiz başlangıç olarak 40 milyon liralık bir yatırım. 2021 yılı sonunda üretime geçeceğini planlıyoruz. Bu üretime geçme başlangıcında da en az 60 kişi istihdamla başlayacağız. Mütakiben bu artmaya devam edecek. Yine önümüzdeki süreçte sizler de inşallah aramızda olursunuz. 4. fabrikamızın da temelini burada atacağız. Yine aynı şekilde Çerkeş'te Kuzey Kalkınma Ajansı ve belediye başkanımızın destekleriyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında istihdam olarak kaç kişi istihdam edecek? Şu an bizim burada şu an aktif 4 fabrikamızda hedefimiz bizim 500'lü rakamlara ulaşmak. Sanayi arsamız 17.504 metrekare. Birinci etap olarak 4.500 metre kapalı alan tamamlanıp hemen imalata, Allah sebese devreye alacağız. İkinci etapımızda önümüzdeki sene inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. Tamamlandığında 9000 metre bir alan olacak, kapalı alan olacak. Burada istihdam olarak da ilk etapta 50, proje tamamlandığında 200 elemana yakın çıkarmaya çalışacağız inşallah.
Bu fabrikamızda yine metal sektöründe işlenecek parçalarımız var. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, tarım aletleri projemiz var. Burası çok avantajlı bir bölge. İnşallah daha da bölgenin zenginleşmesi adına, istihdamın artması adına diğer yatırımcıları da buraya davet ediyorum. Çerkeş OSB'de 11 sanayicinin faaliyet sürdürdüğünü anlatan Belediye Başkanı Hasan Sopacı, mevcuttaki sanayicilerimizle beraber 100 milyon dolarlık yatırım yapılmış. 1200 çalışanımızla gelişen OSB'nin ilçemize, bölgemize ve Çankırı'mıza çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz ifadesini kullandı. Organize sanayi bölgesinde bulunan firmalar, kentin istihdam sorununa da büyük ölçüde katkı sağlıyor. Bugün Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığımızın ortaklaşa yürüteceği bir projeyle ilgili bir aradayız. Bu proje nitelikli teknik eleman yetiştirilmesiyle ilgili bir projemiz. Tabii ki Organize Sanayi Bölgemiz sürekli gelişiyor, hızla gelişiyor. Sanayicilerimize istihdam yaratacak ve nitelikli eleman kazandıracak bir projeyi bugün Sayın Valimizin katılımı, Sayın Milletvekilimizin katılımıyla ve KUSKA sekreteri katılımıyla imzaladık. İnşallah hayırlısı olur. Güzel bir proje. Çerkeş'teki, ilçemizdeki ve bölgedeki gençleri nitelikli iş gücü sağlayacak olan bu projeyi biz de organize sanayi bölgesi olarak, belediye olarak sonuna kadar destekleyeceğiz. Ve 2 yıl içerisinde ciddi bir istihdam yaratacak nitelikli eleman yetişmiş olacağız. Bugün bu uç fabrikamız temel atıldı. İnşallah 2021 yılı içerisinde faaliyete geçecek. Şu an organ sanayi bölgemizde 11 fabrika faal ve 4 fabrikanın da tahsisleri yapıldı ve en kısa zamanda temeller atılacak. Tamamı dolduğunda 3. etap içinde başlama çalışmalarımız devam ediyor. Nasip olursa D100 karayolu üzerinde 1000 dönümlük bir arazi üzerinde 3. etap için çalışmalarımız başlayacak ve 3. etapla beraber bölgemizde yaklaşık 5000 civarında bir istihdam düşünüyoruz. Rabbim bugünleri gösterir inşallah. Bu kadar istihdam sağlandığında bölgemizde, sadece ilçemizde Çerkeş'te değil, çevre ilçelerde de ciddi bir gelişme ve ekonomik kalkınma sağlayacaktır organ sanayi bölgesi. Bundan gurur duyuyoruz ve bütün sanayicilere de şunu söylemek istiyorum. Organ sanayi bölgemiz tüm altyapısı tamamlanmış ve kuzeyinden D100 karayolu otoban, güneyinden de demiryolunun geçtiği düz bir arazi üzerinde ve 6. bölge teşvikten faydalanan ender organ sanayi bölgelerinden bir tanesidir. Çok fazla yerimiz kalmadı ama bu yerler için de bütün sanayicilerimiz sizin kanalınıza, İçeride davet etmek istiyoruz.